Ben Burcu Akkemen Zal, voleybolun nabzını tuttuğumuz son sete hoş geldiniz. Yeni sezonda açılışlar bu hafta içinde devam etti. Vakıfbank'ta 30. yılını kutlarken hem 2015-2016 sezonundaki yeni takımını hem de yeni formalarını sevdiği insanlara tanıttı. Önemli bir sezon. 30. yılımız, 29 yılımızı geride bıraktık. Ne mutlu bize ki bu 29 yıllık geçmişte ulusal ve uluslararası birçok başarıyı sığdırmış bir kulübüz. Benim Tuğçe çok iyi ama bence İngilizce daha iyi. Benim de İngilizcem o kadar iyi. O da benim konuşmak çok çocuk. Bunu tercüme etmek ister misin? No. Yeter, ben değilim. So, good morning everybody. Yesterday I was watching in my book that this will be my 8th season in Vakıfbank. That is a lot, but it's really, everything is new and it's like every season something new and very exciting. So it's like the first season for me. And like we were speaking yesterday with the player after last season, that we collect too many second place. We want really to make something different this year. Of course for Vakıfbank, second place cannot be enough. And so this year, we want to do much better than what we did last year. Doğan'ın dediği gibi belki çok uzun senedir beraber çalışan insanlar ve yeni arkadaşlarımız var. Bunun heyecanıyla başlıyoruz yeni sezona. Umarım sakatlıksız, başarılı dolu bir sezon olur. Vakıfbank gibi köklü bir kulüpte olduğum için, bu halim için, olacağım için çok mutluyum. İyi bir ekip, iyi bir takım. İnşallah bu sene iyi işler çıkaracağız. Bu sene bizim inşallah geri dönüş senemiz olacak. Çünkü herkesi biliyoruz, biz şampiyonluklara alıştırdık. Ve kendimiz de şampiyonluğa çok alışmış bir takımız. Umuyorum inşallah bu sene o Vakıfbank geri dönecek. Yeah, I'm also, like Monica said, very happy and also very proud to play for Vakıfbank. I think it's one of the biggest clubs in Europe for sure, and maybe also in the world. And I hope we're going to do a great this season. And like Giovanni said before, last year was a lot of second place. I hope this year we can be on the highest step. Geçtiğimiz sezonun hem Avrupa hem de dünya şampiyonu Eczacıbaşı Vitra'da 50. yılına voleybol şenliğiyle merhaba dedi. Sezon bizim için çok özel bir sezon. Biz 50. sezonumuza giriyoruz. (Gülüyor) 2016'ya tam yarım asırı geriye bırakarak giriyoruz ve bunun da mutluluğunu yaşıyoruz. Şu anda bizi herhalde yukarıdan bu takıma uzun emekler vermiş bir takım eski, çok sevdiğimiz insanlar bizi gururla seyrediyor. Nejat Eczacıbaşı, Şakir Eczacıbaşı, Cengiz Göllü, Saffet Özbay, Aydan Siyavuş. Hepsini huzurunuzda bir rahmetle anmak istiyorum. Hedeflerimiz yine bildiğiniz gibi Eczacıbaşı'nın zaten başka hiçbir hedefi olamaz. Türkiye Ligi'nde şampiyonluk. Bu sene Türkiye Kupası olmayacağı için onu tabii hedef alamıyoruz. Ama tabii Şampiyonlar Ligi'nde yine geçen sene kazandığımız başarıyı tekrar etmek tabii ki özellikle. Ve Dünya Kulüpler Kupası'na da tabii Şampiyonlar Ligi'ndeki başarımız devam edebilirse katılabilmek. First of all, we have to try to play much better than last year and to fight already for all match.
verilen her kupaya talibiz her sene olduğu gibi. Bunun için de sonuna kadar savaşmaya hazırız. Çok güçlü bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Eczacıbaşı Vitra'nın oyuncularıyla berabersiniz. Siz de geldiniz. Toplarla mı geldiniz? Evet. Takım olarak kesinlikle Eczacıbaşı'nı çok severek izliyoruz ve takip ediyoruz. Perselinyal'de oynuyoruz hepimiz. Genç takım. Bugün onlarla tanışmak için çok heyecanlanmıştık ve bunu gerçekleştirebilmek bizi çok mutlu etti. Takımda favori var mı? Favori oyuncular kesin var. Hepsi favorimiz. Benim Molly açıkçası yeni bir transfer ama kesinlikle onu çok beğenerek izliyordum. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin milli takımında da. O yüzden favorim kesinlikle Molly. Senin pozisyonun ne peki sen? Pasör oynuyorum. Anladım ben zaten. Ben Hande'yi beğeniyorum, çok beğeniyorum. Bu genç yaşta milli takımda ve hani Eczacıbaşı'nda bu şekilde oynaması bence onun zaten geleceği çok parlak. Umarım böyle devam eder. Benim idolüm Eczacıbaşı'nda o. Peki sana gelelim. Genç yeteneği Hande Baladin. Onu çok seviyorum ve başarılarını çok kutluyorum. Şampiyon Eczacı! Dilara sen de röportaj yapalım dedim ama file alacaktı. Yani file yapalım, söyleme yapalım. Üstünden yaparız dedim ama olmadı. Başkan gel bakalım Altay'a. Evet, şurada yapalım. Evet. Başkan, hazır mıyız yeni sezona? Vallahi hazırız. Umarım. Çok heyecanlıyım. Yeni bir sezon, yeni takım arkadaşlarımız var. Bu sene bir şeyler daha farklı olacak. Geçen seneden çok büyük başarılar elde ettik. Yani bunlarla birlikte hedefler de büyük. Aynı duyguları tekrar yaşamak istiyoruz. O yüzden çok heyecanlıyım. Aynı zamanda sabırsızım. Şöyle şimdi takımdan biz kimseyle röportaj yapmadık. Bir tek senle yaptık çünkü sen hani başkan olduğun için Faruk Eczacıbaşı'ndan sonra ikinci başkan olarak seni kabul ettiğimiz için senin tabii sezonla ilgili duygu ve düşüncelerini öğrenmek istedik. Peki hani geçtiğimiz sene bütün kupaları bir tek Türkiye Ligi ve Türkiye Kupası hariç bütün kupaları kazandınız Avrupa'da, evet. Dünyada. Hani o sezonun üstüne bu sezon bir stres var mı? Hani ya olmazsa diye. Tabii ki de stres var. Çünkü takımlar, rakipler zorlu. Yine süreç zorlu. Ve biz şampiyon olduk, kazandık ama nasıl kazandığımızı Allah bilir. Çünkü gerçekten zorlu. Yani kolay değil. Bazen de şans bize yardım etti. Her şey. Tabii çok çalıştık bunun için. O yüzden tabii onun bir stresi var ama hedef her zamanki gibi her kupada şampiyon olmak. Onun için çalışacağız bakalım. Yarın da siftahımızı yapıyoruz. İlk açılışı yapıyoruz. İlk maç. Herkesi bekliyoruz. Peki maça. O zaman şimdi file böyle alçakken senden bir blok görelim diyorum ben. Evet, blokla ben kapatalım bence bu röportajı. Evet, heyecanla bekliyoruz. Seni ben fileyle baş başa bırakıyorum. Tamam, onları? Evet. İzliyor musun maçları? Bazen. Olacağım mı voleybolcu peki? Bilmiyorum. Sen nereden geldin bakalım? Kırklareli'den geldim. Kırklareli'den geldin. Takip edebiliyor musun voleybolu? Çoğunlukla. Televizyondan takip ediyorsun. Oynuyor musun? Evet, 5 yıldır oynuyorum. Çok iyi. Hangi pozisyonda oynuyoruz? Pasör, libero arası. Arası. Evet. Peki. Neden peki voleybol tercih ettin? Sevdiğim için. Bu takımda, Eczacıbaşı Vitra'da favori oyuncuların var mı? Neriman Özsoy, Neslihan Demirgüler. Yanındasın Neslihan. Evet. Maç vuracak kafamda. Ve hanım, Asuman Karakay. Yaş kaç, isim ne? 10 yaşındayım, Irmak. Irmak, peki. Sen bugün buraya niye geldin? Ünlü voleybolcularla tanışmak için. Tanışmak için. Peki voleybolu
Nasıl takip ediyorsun? İzliyor musun? Oynuyor musun? Oynuyorum. 4 yıldır. Wow, 4 yıldır. Evet. Peki bu takımda böyle beğendiğin, örnek aldığın oyuncular var mı? Neslihan. Before the game, coaches, what would you like to say? Who is going to win? Let's be real. Who's really going to win? Neslihan, göreceğiz. Yani ben çok fazla muhatap olmak istemiyorum maçtan önce. Ama yani ben biz kazanacağımızı düşünüyorum. O zaman good luck. Oğluk kazansın, dostluk kazan. Friendship will win. Müthiş bir rally'e tanık oluyoruz. Tekrar Irmak karşıladı. Şimdi Neslihan çok sert bir hayır klase bıraktı. Tekrar Neslihan. Harika bir oyun. Evet, hazırsak servisi kullanabiliriz. Jordan Larson servisi. Çok etkili ya Neslihan'ın üzerine. Hazır kısmışken. Valla direkler bekler ama Neslihan bu topu bu sefer sahada hırlıyor. 2015-2016 sezonunun ilk kupası Spor Toto Şampiyonlar Kupası çarşamba günü oynanacak ve NTV Spor ekranlarından izleme şansını yakalayacaksınız. Bu maçta geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Grundig ve Türkiye Kupası finalisti Vakıfbank karşı karşıya gelecek. İlk derbiye tanıklık edeceğiz ve bu derbi öncesinde bakalım basın toplantısında takım antrenörleri ve kaptanları neler söyledi. File'de Şampiyonlar Kupası sahibini buluyor. Kupada geçen sezonun lig şampiyonu Fenerbahçe Grundig'le Türkiye Kupası finalisti Vakıfbank Ankara'da karşı karşıya gelecek. NTV Spor'da çarşamba günü saat 17.30'da yayınlanacak maç öncesi düzenlenen basın toplantısına Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Akif Üstündağ, Fenerbahçe Grundig antrenörü Marcelo Abundanza, takım kaptanı Ede Erdem Dündar, Vakıfbank antrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Gözde Kırdar katıldı. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Fenerbahçe'nin durumunu bilmiyoruz. Çekişmeli bir maç olacağına eminim. Tabii sezon için bizim için güzel bir başlangıç olabilir. Geçen sene kazandığımız son kupayı da burada Şampiyonlar Kupası'nı alarak kazanmıştık. İnşallah bizim için ilk kupa olur ve devamı gelir. Sakatlıksız güzel bir maç diliyorum. Tomorrow game is very important. Vakıfbank'ta çok önemli bir maça çıkacağız. Sezon öncesi oldukça zorlu olacak ve yeni sezona kaybetmeden başlamak istiyoruz. Sezon başladı. İki taraf da tabii kazanmayı çok isteyecek. İki ekip de çok iyi. Çok kaliteli oyunculardan kurulu ekipler. Başarıya tabii ki de açız. İnanın kazanacağına inanıyorum. İnşallah kazanan taraf biz oluruz. Ama seyir zevki yüksek, kaliteli bir voleybol olacak. Ona kesinlikle inanıyorum. Bunun için iki takıma da başarılar diliyorum. Umarım güzel bir maç olur bizim için. Bir son setin daha sonuna geliyoruz. Hemen hatırlatalım. Çarşamba günü 17.30'da Şampiyonlar Kupası'yla gene bu ekranda olacağız. NTV Spor'da voleybol yayınları devam edecek diyelim. Voleybolsuz kalmayın. Haftaya yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.